Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bir Baymak kombimiz daha, Baymak Doğatek kompakt modelimiz müşterisine kavuşmuştur. Arkadaşlar şöyle, kombimizin montaj bağlantıları. Bu müşterimiz yılın en şanslı müşterisidir. Arkadaşlar kombilere zam gelmeden en sonki müşterimiz, kendileri hemen hemen 800 TL 1000 TL kar etmişlerdir. Şu an taktık, gerçekten hani hiçbir kombiye yetişemiyoruz. Aşırı bir zam geldi. Müşterilerimize fiyat da veremiyoruz. Burası Ankara Peyami Sefa Mahallesi. Ahdere Mamak diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle. Kombimizin montaj bağlantıları bitti. 1 metre ilave bacamız vardı. %5 yüzde şöyle görünüyor zaten. 7 gibi %2 gibi bacamız yukarı doğru meyilli olacak. Bu meyilin sebebi de yoğuşma dedikleri arkadaşlar. Kombimiz bacada terleme yoğuşma yapıp o su olarak tekrar kombiye doğru gelip içinde tekrar onu enerjiye, ısıya çevirecek. Yoğuşma odur. Yani bacalardaki gelen suya yoğuşma denir. Bacalarımızın yoğuşmalarda iç kısmı, yani karbondioksit gazını attığı kısmı plastiktir. O terleme yaptığında, tekrar kombimize geldiğinde yoğuşma suyumuz odur. Onu da tekrar kullandıktan sonra kombi şöyle yoğuşma giderinden alıp alttan işte yoğuşma giderimi çektik. Onu da tahriş edici su dedikleri, böyle klima suyu gibi. Onu da şöyle güzel bir şekilde peperece boruyla çekip lavabo giderine çatal atarak bağladık arkadaşlar. Kombimizin tüm hat bağlantılarını değiştirdik. Buranın ocak vanası ve bizden önce yapılmış işte ocak vanası ve şöyle 14.800 hortumu takılı bana sağlam. Şu an kontrol de ettim. Son kontrollerimizi yapıyoruz. Kombimize elektrikten açıp kapattığımız için AP sifon doldurma programına geçti. Onu 3 dakika bekliyoruz. Herhangi bir arıza değildir o. 3 dakika, 3,5 dakika beklediğinizde tekrardan o kaldığı yerden devam ediyor. Şu an çıktı zaten AP modundan. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizden kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Buranın sahibi müşterimiz de bizi internet aracılığıyla görmüş, araştırmış, karar verdi. Biz de ön keşifimizi yaptık, fiyatımızı verdikten sonra anlaştık. Dediğim gibi gün vermiştik müşterimize, bir hafta sonra takarız diye. O arada devalüasyon, yani dolara zam geldi. Kombilere aşı zamlandı. Tabii ki müşteriden bağlantımızı yaptık o zaman, kaporumuzu aldığımız için. Şu an Baymak Doğatek gerçekten fiyatını bilmiyorum. 6000 lira civarı. 6000-6100 lira civarı istiyorlar. Hani biz de toptancılara soruyoruz, fabrikaya soruyoruz. Onlar ne satıyorsa ona göre biz de müşterilere işte fiyat vermeye çalışıyoruz. Şu an için beni arayan müşterilere bugün, yani bir hafta içinde fiyat vermiyorum arkadaşlar. Araştırın, gelin diyorum. Çünkü en ucuza yapmaya çalışıyorum. O yüzden ne diyeceğimizi de bilmiyoruz. Her şey yani piyasa allah bullak. Kombiler aldı başını gitti. En kötü kombi 5000 lira oldu, yerli malı dediğimiz kombiler. Yani normal 7000-8000 lira, işte kombi petek olsa 20.000 lira tutuyor. Yani insanlar nasıl taktıracak bilmiyoruz. Ankara'da dediğim gibi kombi, tesisat, proje işi bizden sorulur. Kombi işi bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videoların altına vardır. Şu an kombimiz çalışıyor. Kalifer işaretimiz yanıp yanıp sönüyor. Bu devrede olduğunu gösteriyor. Bu da bir arıza modu kodu değildir. Kombimizin su basıncı alttadır. Şöyle 1,5-2 arası olacak. Mavi su basma vanasıdır arkadaşlar. Havalık, mecbur rahat gitsin diye su. Bazı arkadaşlar soruyor. Az önce müşterimiz ablam da sordu. Karşı taraftan tekrar yükseldi. Lavabo giderine nasıl gidiyor diye. Suyumuz yüksek seviyeden indiği için damla damla gidiyor. Yerden 40 santime, yani lavabo giderinin 50 santime kadar suyumuz dolu kalıyor buraya kadar. Yukarıdan düştüğünde karşı taraftan da, yani bu 40 santim 50 santimlik bir mesafe su hep dolu kalıyor boruların içinde. Buradan aşağı doğru düştüğünde 40-50 santime lavabo seviyesine geldiğinde su terası gibi o da karşı taraftan akıyor. Yani bu nasıl gidiyor, tekrar yukarı çıkıyor, sıkıntı çıkar mı diye. Kesinlikle havalımızı koyduğumuzda sıkıntı çıkmıyor arkadaşlar. Kombiyi merak eden arkadaşlar, kesinlikle güzel, sıkıntısız, gönül rahatlığıyla alıp kullanabileceğiniz bir cihaz. Şu an kombimiz çalışıyor. Hiç ses seda yok. Gayet sessiz. Kompakt modeli zaten küçültülmüş.
Bir baymak iki çeşit mi üç çeşit mi diye soranlar, arkadaşlar baymak tek çeşittir. Sadece 45 kahva, 42 kahva, 33 kahvası büyük villalara, dublekslere göre premix eşanjör dediğimiz kasası da büyük olan. Bu da baymak Doğatek, yine aynı kasası, aynı görüntü düğmeleri, aynı kasası küçültülmüş kompak hali. Bu da 30 kahvadan başlıyor. Doğatek tek çeşittir aslında. Bir büyüğü var, bir küçüğü var. Ona da iki çeşit diye, iki ürün diye anlayanlar var. O yüzden tek çeşit arkadaşlar. Bir kompak küçültülmüş hali, bir de büyük olan villalara göre. O villalara olan büyük olanlar kasası, premix eşanjör dediğimiz küçük dairelere 3 artı 1 4'e aşırı fazla geldiğinden bundan almak zorundasınız. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.